Ölmeden önce okunması gereken değil, okunmadan önce ölünmesi gereken kitaplar serisinin yeni videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu videolarda cringe kitapları değerlendirip size zaman kazandırmaya çalışıyorum. Eğer ki bu tür videoları izleyip de hala benim kanalıma abone değilseniz bir gün e, sabah yataktan kalktığınızda bütün kitaplarınızın wetbed kitaplarına dönüşmesine diliyorum. Bu büyük tehditten sonra herhalde kanalıma abone olma yolunu tercih edersiniz diye düşünüyorum. Ve bu videoda aslında yorumlayacağımız kitap bugün... Aslı Arslan'ın Sokak Nöbetçileri adlı kitabı olacak arkadaşlar. Ben bununla birlikte aslında evet hani kitabın detayına da bazen ineceğiz fakat genel bir Wetpad kitlesi yorumu da yapmak istiyorum her zamanki gibi. Çünkü her Wetpad kitabı okuduğumda bu kitle hakkında yeni düşüncelere sahip oluyorum ve gerçekten her gün şok oluyorum diyebilirim. Bu kitabın aslında detayına geçmeden önce size wetpad kitlesinin eleştiri kabul etmemezliğinden bahsetmek istiyorum. Kesinlikle herhangi bir eleştiriye açık değiller arkadaşlar ve siz sadece bu kitap hakkında değil o işte wetpad kitlesindeki herhangi bir kitaba bir cümle de olsa bir kelime de olsa mantıklı mantıksız fark etmiyor herhangi bir eleştiri getirmeyi aslında deneyin ve ondan sonra sizi Ku Klux Klan'da olduğu gibi sizi kendi çarmıhlarına gereceklerdir ve muhtemelen sizin kanınızı alıp tanrılarına kurban edeceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden ben bu tür aslında kitapların eleştiri kabul etmemezliğini için bekleyen bir cemaat olduğunu düşündüğümden dolayı Sokak Nöbetçileri kitabındaki karakterlerin soyadları Sarca olduğu için ben bu cemaatin adını artık Sarcalar cemaati olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de bu cemaat çeşitli ayinler düzenliyor, çeşitli ritüeller düzenliyor ve herhalde benim gibi bu tür kitapları eleştiren insanların kanlarından örnekler alıp çeşitli sunaklar ve adaklar hazırlıyor tanrılarına. Artık gerçekten böyle bir şeyin gerçekliğine inanıyorum arkadaşlar. Ve son zamanlarda biliyorsunuz ki Yüzüklerin Efendisi'nin dizi versiyonu olan Güç Yüzüklerinin de aslında popüler olmasıyla birlikte ben bu tür kitapları okuyan insanların belki de eski hayatlarında bir ork olarak da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü orklar da aslında insan etini seven insanlardı. İnsan etini seven yaratıklardı diyebiliriz. İşte ben bu sarcalar cemaatine mensup olan insanların da çok gizli bir cemaate sahip olduklarını düşündüğüm için benim etimi ya da benim kanımı gerçekten de çok istediğinizi biliyorum arkadaşlar. Fakat gerçekten de ben bu et ve kanımı size veremem. Burada bu tür kitapları eleştirmeye devam edeceğimi üzülerek söylemek durumundayım. Aslında bugüne kadar hiçbir bunları Okumadan Ölüm bir ...videosunda yapmadığım bir şey yapmak istiyorum. Ee, sokak tövbetçileri kitabını okurken ben gerçekten bunu hissettim. Yani e, düşünseniz alıntılarla yaşıyorum bir wet kitabı okuyor... ...ve bu kitap hakkında olumlu bir görüşe sahip oluyor. Oha hani hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şey olarak geliyor gibi olabilir size. Fakat gerçekten de bu kitap hakkında bir olumlu düşünceye sahibim. Tabi 99 tane olumsuz yön varken bir tane olumlu yön ne kadar mantıklıdır... ...bunun kararını size bırakıyorum ama... Ben bu kitaptaki böyle Lail adındaki, Bartu adındaki, Helin adındaki karakterlerin farklı karakter analizlerine sahip olmasını sevdim. Ama bakın bu kadar hani bunu sadece hani benim şeyim için kullanmayın. Alıntılarla yürürüm işte wet, wet, wet kitaplarını sevmeye okumaya başladı falan gibisinden bir argüman şeklinde kullanmayın. Yazar bunu bir şekilde hani farklı karakter yönleriyle bunu hani başarmış. Fakat neden e, bu tür bir kitap için 720 sayfa boyunca bir kutsal kitap okurmuşçasına yüzlerce sayfa okuyoruz? Bunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Aslında bu farklı karakter tasarımlarını toksik aşk içermeyen bir şekilde bir şekilde yazabilseydi e, gerçekten iyi bir kitap ortaya çıkabileceğini de düşünüyorum. Fakat ne yazık ki Wet Pet kitaplarının yazarlarının aklına herhangi bir aşk'tan başka bir konu gelmiyor diye düşünüyorum artık. Gerçekten de Wet Pet platformuna girdiğimizde ben %99 %99.999'unda herhangi bir aşk kurgusundan başka bir şey göremiyorum. Zaten Sokak Nöbetçileri kitabında da aslında ilk başta böyle hani sokakta yaşayan insanların böyle sanki yeraltı edebiyatı kitabını hatırlatırcasına güzel bir kitapla karşı karşıya kalacağımı düşünmüşken sonrasında ne yazık ki yine konular toksik bir aşka çevriliyor. Yani neden hepinizin aynı şeyleri yazdığını gerçekten de anlayamıyorum. Çünkü edebiyatta bir kadın ile bir erkeğin arasındaki aşktan başka konular da var gerçekten ve ben bu tür kitaplar okuduktan sonra artık Plitonyum kemirmiş gibi hissetmekten gerçekten çok sıkıldım. Mesela kitaptaki bir karakter olan Bartu Sarca karakterini böyle bir yorumlamak isteseydik herhalde şöyle yorumlardık. İşte bu dönemde böyle efendi, iyi niyetli, görgülü, saygılı erkeklere değil de serseri tipli böyle tofaş elinde bulunduran, keko rap dinleyen falan tiplere prim veriliyor ya. İşte Bartu Sarca tam olarak bu ikinci kısımda bahsettiğim karakter tiplemelerine giriyor arkadaşlar. İşte böyle Uzi dinleyip işte kendisini bir halt zanneden, bir baltaya sapalı Alamamış, ...böyle tofaşla driftler atan, işte e, gününün 24 saatini böyle TikTok'ta geçirip akımdan akıma sürükleyen sürüklenen insanlar olur ya... ...işte Bartu Sarca'nın karakterinde tam bir böyle bir kekomançelik bulduğumu söyleyebilirim. E tabii ki de e, insanlar beni izlemeyecek, Bartu Sarca gibi tiplerin peşinden gidecektir. Bunu da aslında yadırgamıyorum. Bu tür kitapların başlangıcında sanki iyi bir kitapmışçasına bir hani hava veriliyor fakat sonrasında... E, kitabın baş karakteri genelde e, böyle otoriter bir erkek karaktere yavaş yavaş bağlanmaya ve toksik bir şekilde bağlanmaya başlıyor. Bunun da aslında esintilerini sokak nöbetçileri kitabında bulabiliyoruz. Helin Sarca adlı karakter artık o kadar çok hani e, bedenini başka bedenler üzerinde böyle e, değdiriyor, dokunduruyor. Sanki böyle işte bedeni dokununca böyle yavaş diyor. Nedense bedenler sürekli böyle sert bir şekilde dokunuyor. Beden bedenler böyle sürekli hani birbirine bastırılıyor. Normal bir şekilde hani iletişim yok. Hani biz dışarıda böyle toplum hayatına çıktığımızda normal insanlar arasında gezeriz. Normal hani manavlar, bakkallar, ne bileyim, elektrikçiler falan görürüz ya. Bu kitapta hiçbir beden hiçbir bedene normal bir şekilde yaklaşmıyor arkadaşlar bunu kesinlikle unutun. Wetpad kitaplarında bir beden ve başka bir beden daha varsa o beden o bedenle mutlaka bir şekilde yapışmalıdır, bir şekilde bastırılmalıdır, bir şekilde o bedenler nefes nefese kalmalıdır. Kesinlikle kuru kuruya bedenler olmamalıdır. Bu bedenler bir şekilde yaşlı olmalıdır. Yani yaşlı derken böyle yaş olmalıdır, ıslak olmalıdır. Sürekli böyle şeyler akıllara getirilerek aslında ergenlik hormonlarına hitap edilen çok nitelikli kitapların basıldığını düşünüyorum Wetpad'den. Bu kitapla birlikte yayılmalıdır. Yalan başka bir durumdan da bahsetmek istiyorum size. Bu kitabın içinde yüzlerce küfür geçiyor arkadaşlar. Bu kitap okuyanlar benim ne demeye çalıştığımı anlayacaklardır. Muhtemelen yine benim bu dediğim şeyleri kabul etmeyeceklerdir. Çünkü dediğim gibi sarcalar cemaatine göre A eşittir B'dir. Kesinlikle wet pet kitaplarına eleştiril getirilemez. Wet pet kitapları onlar için kutsal bir kitap niteliğindedir. Ve buna eleştiri getirilenler de kanından ve işte artık kemiklerinden bir şeyler alınıp tanrılarına kurban edilecektir. Bunu zaten... ...zaten ben kabul ettim arkadaşlar. sizi Kanım ve kemiğim size aittir. Wetfet tanrılarına beni kurban edebilirsiniz. Ama dediğim gibi... ...bu kitaplarda geçen yüzlerce küfürden... ...aslında gençler bu küfürleri örnek alıp... ...sosyal medya iletişim dillerinde... ...kullanmaya başlıyorlar. Bu o kadar büyük bir sorun ki... ...ve aslında hani... ...lütfen aileme zarar verme şeklindeki yorumların da... ...belki aslında TikTok gibi platformlarda... ...yayılmaya başladığını görmüşsünüzdür. Ben bu lütfen aileme zarar verme şeklindeki yorumların lütfen bana zarar verme şeklindeki yorumlarla aslında karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum betpet kitaplarında çünkü Helen Sarge adlı karakter bir süre sonra bu kitapta erkek karakterlere böyle yanlamaya başlıyor. Bu demin dediğim konu olan bedenlerin bir şekilde bastırılmaya başlandığını görebiliyoruz. Tabii ki de yine bu eleştirimi de kabul etmeyeceksiniz ama bu kitabın wetpattaki versiyonuna girdiğinizde işte bu cümleler ve paragraflar arasındaki yorumlarına baktığınızda sürekli şunları görüyorsunuz işte düştüm. Bartu kocam ol, Bartu beni parçala, Bartu beni ez şeklinde genç kız çocuklarının kendi kendisini ezdirdiği ve kendilerini parçalamasını söylediği bazı yorumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben bu arkadaşların bir süre sonra Twitter'da böyle kadın haklarıyla ya da feminizmle ilgili yorumlarını görürsem gerçekten ortaya hiç çelişkili bir durum çıkmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Size gidin sadece klasik kitap okuyun ne bileyim hani Dostoyevski, Kafka, Camus bunun gibi hani Dünya klasikleri okuyun demiyorum. Sadece hani kitap dünyası bunlardan ibaret değildir. Fakat e, kitap dünyası sadece wetbetten de ibaret değildir. Hani e, bazı insanlar sadece bu hani yazarlardan ibaret olduğunu sanıyor edebiyat dünyasının ama aslında psikoloji, sosyoloji, e, felsefe, tarih bunun gibi kurgu dışı alanlar da var. Yani pek çok alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet wetbet okuyarak e, kitap okuma alışkanlığı kazanmış olabilirsiniz. Bunu çok iyi anlıyorum. Ama kendinizi böyle yavaş yavaş bu taraflara da hani götürürseniz emin olun ki kendi kişisel gelişiminiz anlamında çok büyük yollar kat edersiniz. Çünkü özellikle de buradan kız çocuklarına seslenmek istiyorum. E, siz kendi kız çocukluğunuzla ya da kadınlığınızla birsiniz. Hani hiçbir erkeğin himayesine muhtaç değilsiniz. Size bir erkeğin herhangi bir şey demesine de muhtaç değilsiniz. Bunları zaten bunları okumadan ölüm videoları içerisinde söylüyorum arkadaşlar her zaman. Bir de şöyle saçma bir düşünceyle de karşı karşıya kalıyorum. işte ya madem hani bu kitap bu kadar senin anlattığın kadar kötü, o zaman neden böyle hani internet platformlarında 10 üzerinden 9 puan alıyor mesela diye bazı yorumlar görüyorum. Buna hemen açıklayayım arkadaşlar. Çünkü bu tür wet pet kitabı okuyan arkadaşların yaş ortalaması genelde 18 yaşının altında olduğu için bu yaşlarda insanların estetik ölçütleri gelişmemiş oluyor zaten. Hani bir kitabı okuduklarında oha 10 üzerinden 10 puanı yapıştıracak kadar böyle estetik ölçütleri olmamış oluyorlar aslında. Bu zaten hani onların elinde olan bir durum değil onların çocukluklarının gerektirdiği ve felsefenin de gerektirdiği soyut düşünme yeteneğinin onlarda oluşmamamasından aslında oluşan bir bir durum. Çünkü o kitabı beğenmese de dile getiremiyor ya da arkadaş çevresinde herkes beğenirken, işte 10 kişiden 9'u beğenirken o tek kişi e, kitabı beğenmese de bir kadın ezdirilse de o kitabı beğenmediğini dile getiremiyor. Çünkü arkadaşlık grubundan dışlanacağını belki düşünüyor. O yüzden alıntılarla yaşıyorum. Size bir iyilik yapıyor arkadaşlar ve videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar için size 3 tane klasik olmayan kitap önermek istiyorum. Bakın hani gördüğünüz gibi klasik kitap okuyun demiyorum ama bu e, akıcı ve popüler olmayan güzel kitapları da okursanız kendi kitap kültürünüzü genişletebileceğinizi düşünüyorum. Videoyu yavaş yavaş sonlandırırken gerçekten de aşk kitaplarını eğer seviyorsanız size 3 tane klasik olmayan harika kitap önereceğim. Bakın, klasik değil. Bunu artık aklınızdan çıkarın. Bu kanallar sadece klasik kitaplar okuyun demiyor. Sadece kitap okuma kültürünüzü genişletin diyorlar. E çünkü dünya sadece wet pet kitaplarından ibaret değil diyoruz. Yani cringe kitaplardan ibaret değil. Size ilk kitap önerim bugün Ayfer Tunç'tan Aziz Bey hadisesi olacak. Bu bir klasik değil, normal Türk edebiyatından bir roman arkadaşlar. Hatta novella da diyebiliriz. Eğer Stefan Zweig'ın aşk temalı novellalarını seviyorsanız Ayfer Tunç'un Aziz Bey hadisesi kitabında da Aziz Bey'in aşık olduğu insanlar ve kendi sanatını icra edip edemeyeceği tartışılıyor. Yani bir roman kurgusu aslında bu. O yüzden Aziz Bey hadisesi kitabını okuyabileceğinizi düşünüyorum gayet rahat bir şekilde. Aynı zamanda bir diğer kitap önerim yine aşk temalı olacak olacak. Şükrer Baş'ın Yeşiyoruz Sessizce adlı kitabında da e, Şükrer Baş'ın vefat eden eşi olan Hatice Erbaş'a yazdığı şiirleri ve dizeleri okuyabiliyorsunuz. Gerçekten de aşk ve sevgi temalı şeyler okumak isteyenler açısından güzel bir kitap okuma deneyimi olacaktır. Hem de yine gördüğünüz gibi klasik kitap önermemiş oldum. Çünkü bu da bir şiir kitabı arkadaşlar. Aynı zamanda çağdaş Türk edebiyatı sadece wet bet kitaplarından ibaret olmadığı için Barış İnce'nin de Çelişki adlı kitabına bir bakabilirsiniz. Bu da çünkü e, modern insanın içerisinde arasındaki varoluşundaki çelişkiler aslında bir bakıma kitabın isminde olduğu gibi anlatılıyor. Bu üç kitaba bir bakmanızı tavsiye ederim ve aslında kendinizi böyle yavaş yavaş farklı edebiyat türleri okuyarak kitap okuma kültürünüzü de genişletebileceğinizi düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür cringe kitaplardan uzak durmanızı diliyorum ve hala buraya kadar izleyip de kanalıma abone olmayıp ve bu videoya da beğeni atmadıysanız gerçekten de bir gün sonra kitaplarınızın hepsinin wet wet kitaplarına dönüşmesini temenni ediyorum arkadaşlar. Bu tehditten sonra herhalde bu videoya beğeni atmayı unutmazsanız kendiniz açısından iyi olacağına kanaatindeyim. Kendinize iyi bakın, wet pet kitaplarından uzak durun ve bu kitapları okumadan rahatlıkla ölebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.